Bankadan aldığım paranın içinden çıkan sahte dolar bunlar. İki adet yüzlük. Makine bankanın makinesi. Dövizcinin makinesinden geçmiyor bu dolar. Ama bankanın makinesinden geçiyor. Bir ödemem vardı. Bundan dolayı gittim 15 yıldır çalıştığım bir banka, Kuveytürk. Oradan döviz hesabımdan 1850 dolar çektim. 1100 dolar birine ödemem vardı. 750 de bir kişiye ödemem vardı. Perşembe günü 1100 doları verdim. 750 dolar da Cuma günü namazdan sonra vereceğim kişi geldi, verdim. O kişiye TL lazımmış, döviz bürosuna gidiyor. Gidiyor orada içinde o 750 doların içinde bir tanesi sahte çıkıyor. Bunun üzerine beni arıyor. Ben de mümkün değil dedim. Yani bankadan aldığım çektiğim bir para sahte olması mümkün değil. Döviz bürosu da üzerine çizmiş. Bunun üzerine bankaya gittik. Banka parayı aldı. Makineden geçirdi. Makineden geçiyor para. Ama kabul etmiyorlar durumu. Dedik yani böyle böyle ben buranın 15 yıllık müşterisiyim. Yani bunu şey yapacak bir kalpazanlık şeylik yapacak birisi değiliz. Öyle bir şey yok. Kaydı hepsi var yani. Para benim cebimden de başka bir yere çıkmadı. Tamam dediler. Siz gerekli şikayette bulunun falan. Ben oraya polis çağırdım. Polis geldi. Asayiş ekibiyiz. Biz dedi karakola gidip şikayette bulunmanız lazım. Düztepe Karakoluna gittim bunun üzerine. Orada şikayete bulundum. Orada komiserin işte öbür 1100 dolarda var mı sorması üzerine öbür verdiğim kişiyi aradım. Dedim parayı bozdurdun mu? Dedi yok evde. O parayı aldı geldi. Dövizciye kontrol ettirdik. Onun içinden de bir tane yüzük çıktı. Orada şikayetimizi bulunduk. O şikayeti tekrar bankaya götürdük. Ama bu süreçte kesinlikle oradaki memurlar bizi banka müdürüyle falan görüştürmediler. Yani bizim buradaki amacımız bir sıkıntı var. Makineden sahte dolar geçiyor. İnsanlara, diğer vatandaşlara zarar olmasın. Hani bizimki iki tane. Ama yüklü alanlar var, şey yapanlar var. Böyle bir mağduriyet yaşanmasın. Onun önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani çabamız bu. Paralar kriminale gönderildi. Polise teslim ettim ben. Zaten yani gösterdiğimiz dövizciler kesin konuşarak 3-4 tane ayrı dövizci kesin sahte dediler. Biz bankaya da müşteri hizmetlerine gerekli şikayetleri bulunduk. Söyledik. Artık nasıl başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Para makinesinden bu paralar geçmiyor ama bankakinden rahatlıkla geçiyor. Şaşırdık çünkü şöyle hiçbir zaman mesela ben para alırken verirken bankadan hiçbir zaman aklıma öyle bir şey gelmedi. Yani bankadan aldığım para acaba sahte mi diye kontrol etme ihtiyacı dahi duymadım. Çünkü banka yani. Bu yaşıma kadar böyle bir şey duymadım. Ta ki başımıza geldi. Şimdi artık şey yapacağım yani bankadan para alırken videoyu alacağım. Seri numaralar gözükecek şekilde. Çünkü ispat edemiyorum şu an. Yani durum bu. Mobil uygulamadan da zaten son hareketlerim de çıkıyor. Yani parayı ne zaman çektiğim, parayı birinci ayın dördü saat 10'u 13 geçe gişe memurundan aldım. Bu da dekonto. 1850 dolar.